Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 15. haftada oynayacağı Artvin Hopaspor Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 15. haftasında evinde Artvin Hopa Spor'u konuk edecek. Mücadele çarşamba günü 14'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Temsilcimiz bu maçın ardından izne ayrılacak. Mor Beyazlılar sezon başında hedefini direkt şampiyonluk olarak belirlemişti. Temsilcimiz bu hedefin 13 puan gerisinde kaldı. 52 Ordu Spor ligde 20 puanla 5. sırada bulunuyor. Mor Beyazlar çarşamba günü konuk edeceği rakibi mağlup ederek devre arasına moralli girmek istiyor. 52 Ordu Spor bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Artvin Hopa Spor ise deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fasla Belediye Spor, Bayburt İl Özel İdari Spor maçında hedefi 3 puan olarak belirledi. Fatsa Belediyespor 20 Aralık çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Bayburt Özel İdare Spor maçına hazırlanıyor. İlk devrede son maçına çıkacak Fatsa Belediyespor Bayburt maçını kazanarak devreye galibiyetle girmeyi hedefliyor. Oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Fatsa Belediyespor ikinci devreye çok farklı bakıyor. Çok kaliteli bir takıma sahibiz açıklaması yapan teknik direktör Murat Parlak, sahada dik oynayan futbolun doğrularını yapan bir takımımız var. Hep birlikte hedeflediğimiz yere ulaşacağız açıklamasını yaptı. Şöyle hemen hemen bütün takımları gördük. Yukarıdaki birçok takımla oynadık. Erbay'la oynadık, Karaköprü'yle oynadık, Kuşadası'yla da oynadık. Biz hep kendimizden hareket ettik. Yani ilk günden bugüne kadar hep bir söylemimiz vardı. Her yerde dik oynayacağız, her maçı kazanmak için oynayacağız diye. Bunu, bundan önce oynadığımız bütün maçlarda gösterdiğimizi düşünüyorum. İç saha, dış sağ. Herkese karşı dik oynadık. Her maçı kazanmak için oynadık. Bu bundan sonra da böyle olacak. Her oynadığımız maçı kazanmak için oynayacağız. Maç maç bakacağız onu söyleyeyim ama her maçı kazanma düşüncesinde olan bir kulübün mutlaka ki hedef anlamında bir beklentisi vardır. Bizim hedeflerimiz yüksek. İnşallah Ordu'yu, Fatsa'yı hak ettiği gibi temsil ediyoruzdur. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. O yüzden yani sonu inşallah güzel olacak. Bir serüvendeyiz. O serüven şu anda devam ediyor ama bunun sonu inşallah çok güzel olacak. Hep beraber sizlerle, bizler birlik olup bu onu çok güzel bitireceğiz. Orduspor 1967 ilk yarının son maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor'a konuk olacak. Mor Beyazlılar bu maçta galibiyet alarak devre arasına gitmeyi planlıyor. Orduspor 1967 3. Lig 4. grubun 15. haftasında çarşamba 14'te Siirt İl Özel İdaresi Spor'a konuk olacak. Mor Beyazlar ilk yarının son haftasında deplasmanda rakibini mağlup etmeyi hedefleyecek. Önceki haftayı maç yapmadan bay olarak geçiren temsilcimiz bu hafta kazanarak playoff potasında girmeyi planlıyor. Playoff'un 2 puan gerisinde 7. sırada bulunan Mor Beyazlar aynı puanla 8. sırada bulunan Sears ekibiyle puan mücadelesi verecek. Orda Spor 1967 bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Siirt İl Özel İdare Spor evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.